Kanalıma hoş geldiniz. Yine de cep telefonundan katıl butonu nasıl aktifleştirilir ve nasıl değiştirilir, düzenlenir onu göstereceğim. Şuradan tarayıcıdan açmamız gerekiyor. O yüzden YouTube uygulamasından olmaması gerekiyor. YT Studio tarayıcı bilgisayardaymışız gibi işlemi yapabilmemiz için şöyle tarayıcıdan Chrome'dan açıyoruz veya Opera'dan açıyoruz. Şöyle yan tarafa geçiyoruz. Şurada para işaretine basıyoruz. Para işaretine bastıktan sonra burada üyeler var. Üyelere basıyoruz. Burası benim ayarlanmış olduğu için o başlangıç aşamalarını göstermeyecek. Zaten önemli olan emojiler, rozetler. Genelde orada takılıyorlar. Emojileri ve rozetleri ayarlamak için bir de seviyeleri buradan seviyeleri ayarlıyoruz. Şöyle basalım. Belirliyoruz üyelerimize. Şu birinci seviyedeyken şunları sunacağım. Diğer seviyedeyken daha farklı. Mesela şöyle bölümler var. Birinci seviyede üye olmak isteyenler, ona göre fiyat belirliyoruz. O fiyatı ben burada 15 TL olarak yaptım. Bir rozetin başlığını yazıyoruz. Emojilerde başlangıç rozeti olarak burada birkaç tane birden olması gerekiyor. Ben orada değiştirdiğim için şimdi bir tane gözüküyor burada. Daha önce bütün YouTube'un verdiği rozetleri de kullanabiliriz. Ben birinci bölümde fotoğraf ve durum güncellemeleri demişim. Yeni videoda daha erken erişim, üyelere bahsetme, üyelere özel canlı sohbetler, yorumlar, yanıt önceliği gibi seçeneklerde siz orada göreceğiniz yazıya göre o seçenekleri belirlersiniz. Şuradan düzenleden bu verdiğimiz öncelik şeylerini değiştirebiliriz. Buradan değiştirebiliyoruz. Bu seçenekleri taraftan çöp kovası gibi çöp yeri olan yerden kaldırıyoruz. Diğerini seçiyoruz. Hangisini istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Buradan bölüm kaldırmayı da şu aşağıda bölümü kaldır diyor. Kaldırabilirsiniz. Tekrardan eğer üyeleri yoksa, eğer üye varsa onların parasını iade etme gerekiyor. Eğer üye varsa, yoksa bölüm kaldırabilirsiniz. O bölümü kaldırarak, evet, şimdi de burada geri dönüyorum. Burada yapılacak değişiklik o kadar. Tekrar para işaretine basıyorum. Çok ileri geri gidebildim. Üyeliklerden diğerini göstereceğim şimdi de. O bölüm oluşturma bölümleri 3-4 bölüme kadar, 5 bölüme kadar izin veriyor. Şimdi rozetleri varsayılan ayrıcalıkların özelliklerini şöyle açılıyor. Bunlar hazırlanmış olanlar. Şurada yazıyor rozetler diye. Bu ilk ay üye olmuş kişilerde böyle gözükecek. Buradan seçiyoruz. Emojilerden veya eğer bu tarafa işaretlersek YouTube'un verdiği rozetleri kullanıyoruz. Eğer bu tarafa işaretlersek de biz buradan seç yapıyoruz.
herhangi bir galerimizden fotoğraf alacak. Şöyle oradan ben şunu koymuşum, yine fotoğraf yok, şimdi koyacak. Bunu da aynısını koyabiliriz. Böyle bitti diyoruz. Şuraya da aynısını koydum. Bu şekilde farklı farklı kendiniz galerinizde oluşturduğunuz fotoğrafları kullanabilirsiniz. Ama onunla şimdi uğraşamayız derseniz bunu seçersiniz. YouTube'un verdiği rozetleri kullanırsınız. Burada emojiler var. O emojileri de kendiniz oluşturabilirsiniz. Buradan emoji resim koyacaksınız. Yine kalem işaretinde yapabilirsiniz onu. Şöyle kalem işaretine basıp fotoğrafı değiştir diyor. Resmi değiştir diyor. Burada açıklama yazıyor. Ne kadar gerekiyor emojilerin büyüklüğünü, ona göre uygun olması gerekiyor. Hangisi olduğunu birbiri olması gerekiyor. 32 olması gerekiyor megapiksel. Burada da isim veriyoruz. Bu vermediğimizde zaten kırmızı olarak uyarıyor. Buradan yapılabilecekler bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.